Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni dinamikte geldik ikinci yasaya yani temel yasa her şeyimiz formülümüz bir cismin üzerine etki eden bir net kuvvet varsa cisim bu net kuvvetle aynı yönde ve onunla orantılı olarak ivme kazanır yani klasik f net eşittir ma, a ile f net doğru orantılıdır ve aynı yönlüdür zaten yani mantık da şu F kuvveti uyguladığınızda a ivmesi elde ediyorsanız kuvveti arttırdığınız oranda ivme de artacaktır bu oran her zaman sabit kalır ve size kütleyi verir yani şöyle bir şey şu tarafa doğru bir net kuvvetiniz varsa f mutlaka ivme onunla aynı yönde ve a ise mesela diyelim ki sen bunu iki katına çıkardığın zaman iki f yaptığın zaman doğal olarak aynı yöndeki o ivme aynı yöndeki ivme iki katına çıkacak oran hep aynı kalacak biz bu orana bu e, sabit sayıya kütle diyoruz zaten şimdi Kolaydan başlayalım. Sonra zaten geliştireceğiz. Yani dinamikle hareketi birleştiren öğrenci yenilmez olur arkadaşlar. Yani hız zaman grafiğiyle sen dinamikteki kavramları bir araya getirebiliyorsan yol alıyorsun demektir. Onun için böyle tek cisimli sistemle başladım. Bunlar zaten 9. sınıf düzeyi, haberiniz olsun. Cisme F kuvveti uygulanıyor. 4 saniye sonra ilk konumundan ne kadar uzaktadır? Sürtünme yokmuş. Benim burada yapacağım şey ilk önce ivmeyi bulmak. Yani hızımın nasıl değiştiğini bir görmek. İvmemi bulursam 5 pardon 4 saniye boyunca neler yaptığımı da söyleyebileceğim. Bu 15'miş. Kilomuz kaç? 5 çarpı a. Buradan da ivmem 3 metre bölü saniye kare. Yani ivmem 3 çıktıysa ben 3'er 3'er hızlanırım. 3'er 3'er yavaşlarım. Burada tabii ki de hızlanma söz konusu. 4 saniyede ne olacak? Sen saniyede 3 kazanıyorsan o zaman senin hızın otomatik olarak 12 metre bölü saniyeye çıkar. Bunun için bence formüle gerek yok. E o zaman ben bunun hemen hız zaman grafiğini çizip formül falan yok dikkat ederseniz uzak durun arkadaşlar mümkün olduğunca formüllerden uzak durun konuyu kavramaya çalışın. Zaten başlangıçta duruyordu düzgün bir şekilde hızlandı hızını 4 saniyede 3'er 3'er 12'ye çıkardı İşte burası sizin delta x'inizdir alandır delta x eşittir. 12 çarpı 4 bölü 2'den şunlar gitti 2. 24 metre yol almıştır. Çok güzel bir soru yani. Hız zaman grafiğiyle ile f net eşittir ama şak diye yani sonuçta buluştu. Sürtünme hala yok. Bir önceki şeyden farkı ne? İlk hızı var. İlk hızı var. Dikkat. F kuvveti 2 saniye uygulanıyormuş. Bu sefer kuvveti belirli bir süre uyguladı. Sonra kuvveti kesti. Cismin 4 saniye sonra yine aynı şeyin sordu. Burada birkaç şey eklendi gördüğünüz gibi. Biz ilk hızın olup olmaması önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Net kuvvetin var. Sürtünme olmadığı için uygulanan kuvvet otomatik olarak net kuvvet olacak. Kilomuz belli. F net eşittir MA yapıp biz ilk önce ivmemizi bulacağız. Tamam mı? 12 eşittir. 2 var. Buradan da ivmemizi de bir güzel 6 buluyoruz galiba. A eşittir. Buradan 6 metre bölü saniye kare çıktı. Şimdi buna dikkat. ivme buldum. Benim ilk kızım olsa da ben ilk kızımın üzerine hızlanacağım. Ona dik lütfen dikkat edin. Ama altışar altışar hızlanacağım. Hemen grafiğimi çizeyim şuraya bir yere. Hız zaman grafiğini alayım. Şöyle bir şeyim var. Hız zaman grafiği diye de yazayım. Şimdi benim ilk kızım neydi? 8'di. Onu bir not alayım. 8. Şöyle. Üstüne altışar altışar hızlanıyorum. 2 saniye uygulandı. o zaman 12 alırım ben. Böyle bir güzel bir 12'ye çıkarım. 6 6 hızlandım çünkü 2 saniye boyunca. İkinci saniyede 12 kazanırsam ben o zaman hızım 20'ye çıkmış olacak. 20'ye çıkmış olacak. Sonra cismin 4 saniye sonra ilk konuma göre uzaklığı, Hani kronometreye bastık ya 4 saniye. İkisi zaten hızlanmayla geçti. İkisi de artık sana herhangi bir kuvvet etki etmediği için net kuvvet sıfır olduğu için sürtümesiz yatay düzlem. Sen o kazandığın sabit hızla yoluna devam edersin. Şimdi yapılan yer değiştirmeyi hemen şöyle bulalım. X1 X2 diye X1'i ben yamuk alanından bulacağım. Üst taban burası, alt taban burası, yükseklikle çarpacağım. İsteyen tabii ki dikdörtgen artı üçgen yapabilir. İlk o zaman ne oldu? 8 artı 20 çarpı yükseklik bölü 2 oldu. Bunlar gider. Buradan nefis 28 metre çıkar. X2 zaten dikdörtgen alanı, bir tarafı 20, bir tarafı 2, 20 çarpı 2'den de 40 oldu. 40 metre de buradan. Toplamda benim yaptığım yer değiştirme ne oldu? 68 metre oldu. Güzel. Burada. İlk hız vardı ona dikkat ettik. 2 saniye kuvvet uygulandı sonra kaldırıldı. Sabit hızla gitti ona dikkat ettik. Bir sürü küçük küçük şey yaptık. Manevra yaptık. Evet bu seferde en çok yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Elma ile armutu işleme sokmak. Arkadaşlar hız başka şeydir. Kuvvet başka şeydir. Lütfen buna dikkat edin. Yani neden dikkat edin diyorum. Arkadaşlarınız burada diyor ki hocam 30 var 25 var 5 kalmadı mı? Ya mümkün değil böyle bir şey. Sizin kuvvetle hızı bir şekilde buluşturabilmeniz için ivme çatısı altında buluşmanız gerekiyor. Yani kuvvetten yola çıkarak ivmeye ulaşacaksın. İvmeyi bulunca hızın hani <laughs> özür dilerim. İvmeye ulaşınca yani hızın nasıl değiştiğini ifade edeceksin. Şimdi bakalım kuvvet uygulanıyor. Ne ne yapıncaya kadar duruncaya kadar ha durduruyor. O zaman biz bu sermaye 30 metre bölü saniye bunu yiyeceğiz. Ama kaçar kaçar yiyeceğiz. Şimdi Net kuvvet cismin hareket yönüne ters yönde ise tabii ki de onu yavaşlatacak. Net kuvvet 25 başka bir kuvvet yok sürtünme yok. Bu da 5'miş. İğmemiz buradan 5 metre yazabilirsen tabii 5 metre bölü saniye kare çıktı. Yani beşer beşer hızlanırsın beşer beşer yavaşlarsın. Burada da hız vektörüne ters bir kuvvet olduğu için tabii ki de ne yapacak? Beşer beşer yavaşlayacak. Bunu da söylemiş olalım. Tamam. Ee, yani deneyelim bakalım ne çıkacak yani burada bunu söyledikten sonra yavaşlayacak duruncaya kadar bu kuvvet bunun peşini bırakmıyormuş arkadaşlar öyle söylediler hızı böyle yazdık buradan da zaman var şöyle yaptım geldim böyle cart diye böyle bir güzel 30'du beşer beşer yavaşlarsanız 6 saniyede yok edersiniz arkadaşlar bunu t eşittir 6 duruncaya kadar yaptığın yer değiştirme de buradan ifade edilebilir 30 çarpı 6 bölü 2. 2 ile bunu sadeleştireyim. 3. 90 metre yol almış arkadaşlar. Şimdi sen, ben tekrar söylüyorum. Yani e, dinlemeye doymayacaksınız bunu. Şimdi bir hızlanan hareket vardı. Bir de yavaşlayan hareket vardı. Her birinin formülünü ayrı ayrı mı ezberleyeceğim. formül yok. Hız zaman grafiği var. Şimdi ilk hızı 8 metre bölü saniye olan cisim sürtünmesiz bölgeye, pardon sürtünmeli bölgeye 2 saniyede ulaşıyormuş. Yani buradan buraya 2 saniyede ulaşıyormuş buraya geldiğinde hızı 8 metre bölü saniye unutmayın. Şimdi hemen bu bölgeye girince tabii peşine kim düşüyor? Sürtünme kuvveti düşüyor. Biraz önce mesela harekete ters yönde bir kuvvet vardı. Şimdi de onun yerine sürtünme var. Şu anda bu cismi etki eden net kuvvettir. Cismi durduran kuvvettir. F net eşittir m çarpı a diyorum. Buraya fs yazdım böyle. m çarpı a diye de yazdım. Sürtünme kuvvetini bana hediye ettiler. Daha sonra zaten ben sürtünme kuvvetiyle ile ilgili zaten bir şeyler yapacağım. M de kaçtı? M de kaç? Ha, buraya yazmışım. 2 çarpı A. A'mızı bulduk biz. 2 metre bölü saniye kare. Yani ikişer ikişer yavaşlayacak arkadaşlar. Çünkü sürtünmenin yani burada yavaşlatıcı bir etkisi var. V ve, ve duruncaya kadar ne kadar yol alır dendi yine. Ben hız zaman grafiği çiziyorum bakın. Şöyle bir şey hız zaman grafiği. Hemen tabii ki de İlk önce zaten 2 saniye hani o sürtünmeli bölgeye ulaşması için geçen süre vardı ya şuradan. 8 ile başlamıştı yola. 2 saniye böyle gitti. Sürtünmesiz ortamda olduğu için şöyle yapalım. 2 saniye böyle. Sonra duruncaya kadar neydi? 2'şer 2'şer. Bakın 2'şer 2'şer yavaşlayacak. Neyi yiyeceğiz biz? 8 metre bölü saniyeli kızı yiyeceğiz. Bunu 2'şer 2'şer yok edeceğiz. O zaman 4 saniye olur bu. Şimdi bu aralık 4 saniye olacak. Şurası 4 saniye olacak. O zaman burası 6 oluyor. İşte ben yine yer değiştirmelerimi bulayım. Burası 8 çarpı 2'den 16 yazdım kenara. Buraya bakıyorum yükseklik 8. Taban 4 böyle bölü 2 oldu. Şunla şu gitti 2. Burası da 16. Aa, bu da 16 oldu. güzel oldu. 16 metrede burası oldu. Toplamda yapılan yer değiştirme 32 metrelik bir yer değiştirme oldu. Böyle de güzel oldu. Evet. Ya hızlı mı anlatıyorum yavaş mı anlatıyorum bilmiyorum. Hani böyle çok da yavaş kalmak istemiyorum açıkçası. Şimdi bunlar temel hareketlerde f net eşittir ma yaptın, ivme buldun, a hızın böyle arttı, yok şöyle azaldı, hız zaman grafiğiyle buluştur falan. Biraz daha böyle sözlere doğru gidelim şimdi. C, cismin harekete başladığından duruncaya kadar, ha duruyormuş demek ki bak. Hareketin vt grafiği. Burada bize kimse dokunuyor mu? Hayır. Şimdi buraya bakalım. Şöyle bir şey. Burada net kuvvet, bak net kuvvet bize uygulanan kuvvettir. F'dir. Hiç sıkıntı yok. Hızlandırıyor. Hız artacak. Güzel. Buraya geldiğimiz zaman bizim hızımız diyelim ki işte V idi. Duruştan harekete geçmişti. Buraya geldiğinde hala kuvvet uygulanıyor. Ama sürtünme kuvveti devreye girdi. Sürtünme kuvveti kaçmış? F'ymiş. O zaman bu bölgede galiba bu ikisi birbirini patlatıyor. Çünkü uygulanan kuvvet de F. Sürtünme kuvveti de F. Burada net kuvvet ne oldu? Eşittir sıfır oldu. O zaman hızım ne olacak? Net kuvvet yani sıfırsa her ne yapıyorsan onu yapmaya devam edersin. O zaman burada da hızımız sabit kalacak. Bunu söyleyebiliriz. Buraya geldiğimizde ne oluyor artık? Hala hızım aynı ve şimdi uygulanan kuvvet F tabii ki ters yöndeki sürtünme kuvveti değişti. Bakın kaç? 2F. Hemen burada ben böyle bir şey yapayım. O zaman hani bu F ile bu 2F idi ya e, tokuştuğu zaman ters yönde bir net kuvvet oluşacak. Ters yöndeki net kuvvet de F'dir. Sizin burada hızınız idi ya bu sefer F değerinde bir net kuvvet Bizi yavaşlatmaya başlayacak. Yavaşlar ve dururuz. Şimdi o zaman şuna dikkat edelim. Aynı cisim ya hızlandıran kuvvetle burada yavaşlatan kuvvet aynı değerde olduğu için Fnet eşittir ma yaptığımız zaman değer olarak bakıyorum. F netler aynı, kütle aynı. O zaman ivmeler de aynı. Yani burada nasıl hızlandıysan burada da öyle yavaşlayıp duracaksın. Hızlanma ivmenle yavaşlama ivmen birbirinin aynısı oldu. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle diyelim ki... Hız zaman grafiğini kademeli olarak çizeceğimizi düşünürsek... Şöyle... İlk önce hızlandık. Şöyle bir yaptık. İlk önce hızlandık. Sonra sabit hızla gittik. Ondan sonra da yavaşlayıp durduk. Hızlanma ivmeniz de... Yavaşlama ivmeniz aynı olduğu için... Yani kesinlikle... Mesela buraya T diyorsak... Yani şurası T ise şöyle göstereyim. O zaman burası da T'dir. Ha şimdi... Şuranın kaç olduğunu bilmiyorum çünkü yolların uzunluğunu bilmiyorum. Hani hangi sürede açtığımızı ona göre e, söyleyemiyoruz. Ha eşit sürelerde açtığını söylerse mesela bize atıyorum kafadan. Yani buralara harf koyuyorlar ya böyle K L M N diyor. İşte K L işte L M M N aralıklarını hepsini eşit sürede aşıyor dedi mesela. O zaman burası 2t olur. Burası da 3t olur. Ama biz bunu kendimiz bulmuştuk. Yani bununla bunun eşit olduğunu. Bunu verince ne soracak ki bana? O zaman sen buraya bak x diyebilirsin. Buraya 2x diyebilirsin. Buraya x diyebilirsin. Bunların uzunluklarını karşılaştırmanı isteyebilir. Yani buradaki hız zaman grafiğini sorabilir. Yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu sorabilir. Grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Yani her şey olabilir burada. Bir sürü şey sorulabilir. Devam edelim. Yedinci soruya geldik. Evet. Şimdi F kuvveti sürekli uygulanıyor diyor. VT grafiğini çizin, hareket yorumunu yapın, süreleri söyleyin falan. Şimdi V0'a ters yönde e, tabi burada ben şunu eklemeyi unutmuşum. Sürtünmesiz olduğunu söylememişim. Burada sürtünmesiz olacak arkadaşlar bu. Üzgünüm bunu yazmadığım için. Çünkü bir sonraki sürtünmeli olacak. Şimdi burada bizi yavaşlatan kuvvet F net eşittir, M'adır m çarpı a bu senin yavaşlama ivmen. Yavaşlama ivmen. Burada bir yerde durdun diyelim ki. Burada durdun. Kuvvet sürekli uygulanıyordu ya. Kuvvet uygulanmaya devam edecek. Bu sefer seni ters yönde hızlandırmaya başlayacak. Kuvvet aynı, kütle aynı, ivme de aynı. Yani nasıl yavaşladıysanız öyle de hızlanacaksınız. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tabii kimse bir şey söylemediyse burası artı, burası eksi olduğu için ben hız zaman grafiğini şöyle çizeceğim arkadaşlar. Hatta burada eğik düzlem videosunda da buna benzer şeyler olmuştu. Olacak daha doğrusu. Yani şöyle bir hız zaman yazarsak. Şöyle bir şey yaptım ben. İlk önce yavaşlayacak duracak. Sonra aynı ivme ile ters yönde. Onun için böyle doğrusal çizdim. Aynı kuvvet aynı ivme. Buradaki eğim buradaki hız değişimi nasıl oluyorsa ters yönde de o şekilde olacak. O zaman bakın ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi sen burada V0 diyorsan aynı hıza ne zaman ulaşırım dediğinde hani eksi V0. Burası 2T oluyor. Yaptığın yer değiştirmenin ters yönde aynısını yapıyorsun. Yani ne kadar yavaşlama süren varsa o kadar da ters yönde hızlanma süren oluyor. Dolayısıyla da şey olmuş oluyor. Yani aynı süre sonunda aynı yere gelmiş oluyorsun. T T gibi. Böyle bir şey yapabiliriz. Durumumuz bu. Yani burada hız zaman grafiğini çizmek çok önemli. Süreler eşit oldu. Hareket yorumu işte yavaş düzgün yavaşladı, durdu. Ters yönde aynı ivmeyle hızlandı. VT grafiğini de şöyle çizmiş olduk. Devam edeyim. Evet bu dediğim gibi sürtünmeli olanı. Sürtünmeli yüzey F sürekli uygulanıyor. F FC'den büyük uydurmuşum. F bölü 3 olsun demişim. VT grafiği hareket ediyorum. Şimdi burada bir arkadaşlar şöyle bir sürtünmemizi bir atalım. Bak birlikte yani çalışıyorlar ve yavaşlatıyorlar. Yavaşlama diyeyim ben buraya. Yavaşlama diyeyim. En azından ne yaptığımızı söyleyelim net kuvvet eşittir ma yapacağım ya şimdi m çarpı a. Evet net kuvvetim nedir? f artı fs eşittir m çarpı a1 olsun. Yavaşlama. E bunu sen f bölü 3 yaptın. O zaman burası toplayınca 4 f bölü 3 olur. Şöyle bir şey. Eşittir m çarpı a1 oldu. Bu böyle. Hemen buradan şöyle bir şey yapalım. Buralarda bir yerde eninde sonunda duracaksın ya sen. Yol zaten müsait yani. Şimdi buradan f var. Bu sefer bu tarafa götürmeye çalışacak beni. Sürtünme bunu gördü mü ne oluyor lan diyerekten hemen bir kasar. Ha Kimin gücü yetecek? Allah'tan uygulanan kuvvet sürtünmeye göre büyüktü. Bu sefer bu tarafa doğru hızlanma hareketi başlayacak. Onun için ben buraya hızlanma diyorum. Hızlanma. Şöyle diyeyim mi ya? Ters yönde hızlanma gibi yazalım da hani ne olduğu belli olsun. F net yine eşittir. M çarpı A. E güzel. F, -f eksi F'si eşittir m çarpı a2 diyelim hani şey. E bunu zaten f bölü 3 yapmıştık. O zaman burası 2f bölü 3 eşittir m çarpı a2 oluverdi. Bak şimdi 4f bölü 3 2f bölü 3. Yani ben buna ben buna a dersem yani şuna büyüklük olarak hani biri diyelim iki katı işte uzatmayayım. Buna da 2a deriz. Böyle bir şey olacak yani. Şimdi ben bu hızlanma ve yavaşlama ivmelerini buldum. Acayip fren yapmış ama ters yönde hızlanırken öyle olmamış. VT grafiğini çiz bana. Şimdi hemen şöyle yapalım. Evet şöyle bir hız zaman grafiğimiz olacak. Şöyle hız zaman diyelim. Tamam. Şimdi biri diğerinin iki katı dedik ya. Ben mesela şöyle şöyle bir şey yapayım. Bakın. Ben buna hani V0'a atıyorum kafadan şu anda arkadaşlar. 2V diyorum. Hani 2A ile orantılı olsun diye. Hız değişimi demek ya. 2V. Ve şöyle bir T yapayım. Ben buradan böyle bir güzel yavaşlamış olayım. T sürede yavaşlamış olayım. Şimdi sürtünmesiz olduğunda hatırlarsanız doğrusal gidiyordu bu ama burada öyle bir şey yok şu anda. Burada da hani ivmeniz bak buradaki eğimden gelecek ivmeniz 2A olacak. 2V bölü T. Şimdi A'ya şöyle bir şey yapalım. Bir T daha hak verelim buna. Bir T daha. Bu sefer ama bak ne oldu? A ivmesiyle ters yönde hızlanacaksınız ya. O zaman ben 2V'nin yarısı olan şuradan bir yerden V kazandığınızı söylemek zorundayım. Şu kesikli çizgiye takılmayın. Bakın kırıldı şöyle bir şey oldu. Kırıldı yani resmen. Sürtünmesiz olsaydı doğrusal giderdi. giderdi. Yani burada tabii ki ivmeniz bak şuradaki ivme eğim olarak A verdi bana. Çünkü T saniyede 2V hız değiştirene 2A dersek T saniyede aralık T ya A ivmesiyle hızlanıyor ya o zaman V kazanırsın. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor. Buraya baktığınız zaman tabanlar aynı bak üçgenlerde. Yükseklikler 2V'ye ve Şimdi sen diyelim ki yavaşlayıp duruncaya kadar 2X kadar yol aldıysan burada daha aynı süre geçtiğinde ters yönde eksi x aldın. Daha başladığın noktaya çok uzaksın yani öyle olmuyor yani bu işler diyor adam hareket yorumu da o. Sen daha oraya gelemedin diyor. Yani yavaşlayıp dururken diyelim ki 2x yol aldıysan bu tarafa doğru gelirken daha yolun yarısındasın. Ha 1t daha geçse mesela böyle devam etsek 1t daha geçse o zaman tabii ki benzerlik oranından burası da 3x olur. O zaman da böyle bayağı ileriye gidersin, bayağı sola gidersin. E, o da değil. Yani ne zaman başladığı noktaya geri döner derse 2t ile 3t aralığında dersin bu durumda. Evet arkadaşlar temel hareketler hani bu temel yasa ile ilgili olarak bu 3. yasada görüşmek üzere diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.